Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün kalıtım konusunu işleyeceğiz. Kalıtım konusuna ait temel kavramları ve gamet çeşidinin hesaplanmasını sizlere anlatacağım. Şimdi ilk olarak kalıtımın ne olduğunu anlayalım, bir görelim. Canlı türüne ait özelliklerin yavru bireylere nasıl aktarılacağını inceleyen bilim dalına arkadaşlar ne diyoruz? Kalıtım diyoruz. Ya da kalıtımın diğer ismi nedir? Genetik bilimidir. Şimdi biliyorsunuz ki kalıtımın babası Mendel'dir ve Mendel çalışmalarında ise bezelyeleri kullanmıştır. Ve bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmalarla kalıtım biliminin temellerini Mendel atmıştır. Mendel'in bezelyeleri kullanma sebebi ise kolay bir şekilde yetiştirilebilmesi, kısa sürede döl vermesi ve çeşitliliğinin çok olmasından kaynaklanmaktadır diyoruz. Şimdi kalıtımda sadece genlerle aktarılan bazı özellikler vardır. Bunlardan örnek verecek olursak, cinsiyet, göz rengi, dil yuvarlama, kan grupları, işte gözün şekli olabilir arkadaşlar bu. İşte boy uzunluğu olabilir. Tabii boy uzunluğu sadece genlerle aslında aktarılan bir özellik değildir. Bunda çevresel faktörler de etkilidir. Ancak demek ki bazı karakterlerimiz sadece genlerle, bazı karakterlerimiz ise çevreyle aktarılıyor. Ancak bazı karakterlerimiz ise hem gen hem de çevre ile birlikte ortaya çıkan özellikler olabilir. İşte boyumuzun uzunluğu hem gen hem de çevre etkisiyle ortaya çıkan bir özelliktir diyoruz. Sadece çevreyle aktarılan özellikler ise aşırı yemek yemeye bağlı olarak meydana gelen şişmanlık durumudur. Veya bunu modifikasyon da diyebiliriz. Modifikasyonlar biliyoruz ki canlıların genlerinin işleyişinde meydana gelen kalıtsal olmayan sadece çevrenin etkisiyle meydana gelen değişikliklerdir. Mesela bir insanın kaslarını çok fazla kullandığında kaslarının gelişmesi buna bir örnek olarak verilebilir. Şimdi kalıtımla ilgili bazı temel kavramlarımız var. Bu temel kavramları kesinlikle çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü sorularda bu terimler üzerinden bize sorular sorulacak. İlk olarak gen kavramımız var. Karakterlerin aktarılmasını sağlayan DNA parçalarına biz gen adını veriyoruz. Alelgen ise bir karakterin kalıtımından sorumlu gen çeşitlerinin her birine ise alelgen diyoruz. Peki locus nedir? Alelgenlerin kromozomlarda bulunduğu bölgelerdir. Yani bizim karakterlerimizin oluşmasını sağlayan genlerin kromozomlar üzerinde kapladığı alana, kapladığı yere locus diyoruz. Homozigot, homozigot diğer ismi arkadaşlar nedir? Arı döldür. Arı döl demek bir karakterle ilgili alelgenlerin birbirinin aynı olma durumudur. Yani bunu diyelim ki bir karakteri bir sembolize etmek istiyoruz. Burada bir işte harf kullanacağız. Mesela uzun boyluluk geni, kısa boyluluk geni nedir? Baskındır. Baskın olduğu için büyük A'ya uzun boyluluk genini karakterize ettiysem homozigot ise o zaman yanına ne yazmam lazım? Bir büyük A daha yazmam lazım. Ya da işte kısa boyluluk geni, küçük A ise homozigot bir gen ise bu, o zaman yanına ne yazmam lazım? Bir küçük a daha yazmam lazım ki bu bizim genimizin homozigot olduğu anlamına gelsin. Heterozigot ise diğer ismi melezdöl demektir ve bir karakterle ilgili alelgenlerin birbirinden farklı olma durumudur. Gördüğünüz gibi farklı dedik. Demek ki boy uzunluğuna ait olan genlerden biri büyük harf, bir diğeri ise ne olacak? Küçük harf olacak. Böyle bir durumda ne oluyor? Heterozigot yani melez bir döle sahip olmuş oluyoruz. Genotip demek ise canlının sahip olduğu genlerin tamamına genotip diyoruz. Yani bir canlının karakterle ilgili genlerin hepsi genotip olarak adlandırılıyor. Fenotipimiz ise canlının arkadaşlar dış görünüştür. Yani genlerin etkisiyle canlılarda meydana gelen, oluşmuş olan dış görünüşe ise fenotip adını veriyoruz arkadaşlar. Dominant demek, biliyorsunuz ki bunu da hep duyuyorsunuz, baskın olan
gen demektir. Homozigot ve heterozigot durumunda fenotipte etkisini gösteren gene dominant diyoruz. Ve nasıl sembolize ediliyor? Her zaman büyük harfle gösterilir diyoruz arkadaşlar. Geldik resesifliğe. Resesiflik ise arkadaşlar ne demektir? Çekinik demektir. Burada dikkat etmeniz gereken sadece kelimesi. Sadece homozigot durumundayken fenotipte etkisini gösteren gene resesif yani çekinikken diyoruz ve küçük harfle gösterilir diyoruz. Demek ki bir bireyde resesif gen var ise o zaman bunu nasıl gösteririm? Küçük a, küçük a şeklinde sembolize ederim. Bir diğer sayfaya döndüğümüzde baskın gen büyük harfle gösteriliyor dedik. O zaman bu karakter için büyük büyük kullanabilirim ya da büyük küçük sembolize edilme durumunu kullanabilirim. Çünkü bu her iki durumda da gördüğünüz gibi büyük A'lar ve buradaki büyük A dominant bir gendir arkadaşlar. Şimdi bağlı genlere baktığımızda genlerin aynı kromozom üzerinde bulunması durumuna bağlı gen, genlerin farklı kromozom üzerinde bulunmasına ise bağımsız gen diyoruz. Yani demek ki her bir karakterimizin oluşmasını sağlayan genlerimiz var. Eğer ki bu genlerimiz aynı kromozomlar üzerinde bulunuyor ise bunlara bağlı gen, farklı kromozomlar üzerinde bulunuyor ise bunlara da bağımsız gen adını veriyoruz. Şimdi bazı dediğim gibi özellikler var ve bu özelliklerinde karakterleriniz var. Ve bu karakterlerin bir kısmı dominant, bir kısmı ise resesif. Dominant demek ne demekti? Baskın. Resesif demek ne demekti? Çekinik. Şimdi ilk olarak bu daha çok bitkilerde bulunan özellikleri tablo şeklinde gösterdik. Tabi bizde de dediğim gibi bazı karakterlerimiz tabii ki diğer karakterlerimize göre daha baskın olarak bulunuyor. Mesela uzun boyluluk geni kısa boyluluk genine baskın. Ya da dil yuvarlayabilme, yuvarlayamamaya baskın. Ya da esmer tenli olmak, beyaz tenli olmaya baskın. Ya da kıvırcık saçlı olma geni, düz saçlı olma genine baskın. Bitkiler üzerindeki dominant ve resesif özelliklere baktığımızda ilk olarak gövde uzunluğu, uzun olması, kısa olma durumuna baskındır. Meyvenin şekli düz olması, kıvrımlı olma durumuna göre daha baskın. Tohum şekli düz olması, buruşuk olmasına, tohum renginde sarı tohum rengi, yeşil tohum rengine baskındır. Çiçek durumu ise yanda olma durumu, uçta olma o durumuna göre daha baskın. Çiçek rengi mor çiçek rengi, beyaz çiçek rengine. Meyve rengi ise yeşil renkli olması, sarı renkli olma durumuna daha baskındır diyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak gamet çeşidinin hesaplanmasından bahsedeceğiz. Şimdi mayoz bölümün sonucunda oluşan gametlere alergenlerin dağılması farklılık arkadaşlar gösterebilir. Şimdi farklılık gösterebilme veya aynı gitme durumları genlerin ya bağlı ya da bağımsız olmasıyla ilgilidir. Gördüğünüz gibi burada şu çizgilerin her biri birer kromozomdur. Bu hücremiz, bunu bir hücre olduğunu düşünüyoruz. Ve burada her bir karakterle ilgili iki tane gen olduğu için bu hücremiz iki tane kromozomdur. Yani A karakterinden iki tane gen var, B karakterinden iki tane gen var. Ve bu gösterdiğimiz çubuk şeklinde gösterdiğimiz aslında kromozomları sembolize etmektedir. Gördüğünüz gibi her bir karakterden iki tane olduğu için bu hücremiz iki en kromozomludur. Ve çubukları sayacağız. Kaç tane çubuğumuz var? 1, 2. Bu hücremiz iki en eşittir iki kromozomludur. Böyle bir durumda gördüğünüz gibi genlerimiz bağlı. Çünkü genlerimiz aynı kromozomlar üzerinde bulunuyor. Böyle bir durumda eğer ki bağlı ise biz diyoruz ki heterozigotlar, gördüğünüz gibi burada kaç tane heterozigot var? 2 tane heterozigot var. Ancak aynı kromozom üzerinde bulunduğu için hücrelere birlikte giderek hareket etmek durumundalar. Bundan dolayı 2 tane heterozigot
gamet oluşur diyoruz. Şimdi genlerin bağımsız olması durumu bu crossing over olma ihtimalinde tabii ki arttıran bir durumdur. Genler bağımsız dediğinde işiniz daha kolaydır. Oradaki tüm heterozigotlar ne yapılır? Sayılır. Gördüğünüz gibi bu birinci heterozigotumuz, bu ikinci heterozigotumuz ancak nerede bulunuyorlar? Farklı kromozomlar üzerinde bulunuyorlar. O zaman burada iki tane heterozigot farklı kromozomlar üzerinde bulunduğu için bağımsız olduklarından dolayı heterozigotları saydık. Kaç tane dedik? 2 üzeri n'den. Kaç tane heterozigot sayımız var? 2 tane. O zaman 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşur diyoruz arkadaşlar. Şimdi peki buradaki kromozom sayımız nedir? Her bir karakterle ilgili 2 tane gen var gördüğünüz gibi. Demek ki bu hücremiz bizim 2 n kromozomlu. Çubukları saydım 1, 2, 3 ve 4. 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücrede oluşabilecek gamet çeşidi sorulduğunda da bu bir heterozigot büyük A küçük A, bu bir heterozigot büyük B küçük B. 2 tane heterozigot olduğu için demek ki 4 çeşit gamet oluşabilir diyoruz arkadaşlar. Şimdi notumuzu burada verdik zaten. Gamet çeşidi sayısı 2 üzeri N formülüyle hesaplanabilir diyoruz. Demek ki biz hücrede kaç tane heterozigot var ise, bağımsız gen ise hepsini sayıyoruz. Eğer ki bağlı gen ise birçok sayıda heterozigot olması bir şey ifade etmiyor. Onların hepsini bir olarak kabul ediyoruz. Gördüğünüz gibi N heterozigot karakter sayısıdır diyoruz. Şimdi konuyu pekiştiren sorular ve çözümleriyle devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi burada büyük A küçük A, büyük B küçük B, büyük D küçük D, büyük E küçük E, büyük F küçük F genotipine sahip bir bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı kaçtır diyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. Gamet çeşidi 2 üzeri N ile hesaplanır. Doğru mu? N ile hesaplanır. Ve burada N ile gösterilen de ne sayısıdır arkadaşlar? Heterozigot sayısıdır. Şimdi o zaman yapmamız gereken şey heterozigotları saymak. Büyük A küçük A bir heterozigot. Büyük B küçük B ikinci. Büyük D küçük D üçüncü. Dördüncü. Büyük F küçük F ise beşinci heterozigot. O zaman ne çıkar arkadaşlar? 2 üzeri 5'tir. Yaptığımız zaman işlemi cevabın 32 olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir soruya baktığımızda, şimdi genotipleri aşağıda verilen canlılarda hangisinde en az çeşitte gamet oluşur diyor. Şimdi en az çeşitte demek, bunlar daha çok demek neye bakacağım? Bağlı olma durumuna bakacağım. Çünkü bağımsız olduklarında bütün heterozigotları sayıyordum ve daha fazla gamet çeşidinin oluşacağını biliyordum. Şimdi A ile başlayalım. Kaç tane heterozigot var? Büyük A küçük B, özür dilerim, büyük B küçük B, büyük C küçük C. Demek ki 2 üzeri 2 tane. Buraya bakıyorum B şıkkına. Büyük A büyük A, büyük B büyük B, büyük C büyük C. Gördüğünüz gibi hiç heterozigot yok. O zaman 2 üzeri 0 diyorum. Yani bir çeşit gamet oluşabilir. Büyük A büyük A, büyük B küçük B, büyük C küçük C. Gördüğünüz gibi kaç tane heterozigot var büyük ve küçük olarak? 2 tane var. 2 üzeri 2 diyorum. D'de de aynı şekilde büyük küçük ve büyük küçük olma durumu. Demek ki burada da 2 üzeri 2 tane diyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar gene aynı kromozom üzerinde olduğu için bunları bir çeşit heterozigot olarak kabul ediyorum. Büyük B, büyük E küçük E burada zaten yok arkadaşlar. Büyük A küçük A, büyük B küçük B. O zaman burada da 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşur diyorum. Şimdi en az çeşitli gamet oluşur demişti. Hiç heterozigot olmadığından dolayı o zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar? B şıkkı oluyor. Şimdi geldik diğer bir soruya.
bir bireyin 3 farklı özellik bakımından genotipi verilmiştir diyor. Gördüğünüz gibi büyük A küçük A, küçük B büyük B, büyük D küçük D. Bu bireyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi diploid bir bireydir. Diploid demek ne demek arkadaşlar? 2 N kromozomlu bir birey midir? Bakıyoruz. Her bir karakterle ilgili gördüğünüz gibi 2 tane geni var. O zaman bu bir diploid canlıdır. Mayoz bölünmeler ile oluşabileceği maksimum gamet çeşidi sayısı 10'dur diyor. Hemen hesaplayalım. Maksimum dediği zaman hücredeki tüm heterozigotları sayacağız. Çünkü crossing over'lı gibi düşüneceğiz. Kaç tane heterozigot var? Büyük A küçük A 1, küçük B büyük B 2, büyük D küçük D 3. O zaman 2 üzeri 3 diyeceğim. Ve toplamda 8 çeşit gamet oluşur. Ama bana 10 çeşit gamet oluşur demişti. O zaman yanlış olan şıkkın B şıkkı olduğunu buluyoruz. Peki diğerleri neden doğru? Onlara bakalım. Büyük A, büyük B, büyük D genotipli bir gameti crossing over ile oluşturabilir. Şimdi baktığımızda crossing over'lı ise genin gittiği yerde herhangi bir kısmında bir çaprazlama yapması gerekir. Yani bir yön değiştirmesi. Şöyle ki, şimdi büyük A ile başladıysa bunu kromozom buradan başladı tamamen çubuğu sonuna kadar takip etmek zorundadır. Ancak burada ne olmuştur? Büyük A ile başlayıp küçük B ile devam etmiştir. O zaman küçük büyük A küçük B dediğinde burada crossing over yoktur diyoruz. Ancak bize diyor ki büyük A büyük B, yani büyük A ile başlamış, şurada gördüğünüz gibi bir dönüş gerçekleştirmiş. O zaman burada crossing over vardır diyoruz. Ve bize de zaten diyor ki crossing over ile oluşabilir. Evet, doğru, oluşabilir. Mayoz bölünme sırasında ayrılmama gerçekleşirse büyük A küçük B. Bakın, büyük A küçük B, büyük D küçük D genotipli gamet oluşturabilir. Gördüğünüz gibi büyük D ve küçük D'de gamet dediğimiz yumurta veya sperm hücresidir. İki en kromozomlu olan bir hücrenin oluşan gametler en kromozomlu olmak durumundadır. O zaman bu karakterlerle ilgili genlerin sadece bir tanesi gamet aktarılabilir. Her ikisi birden aktarılamaz. Yani ya büyük D'nin aktarılması veyahut da küçük D'nin aktarılıyor olması gerekirdi. Ancak burada büyük D ve küçük D dediği için burada ne diyor? Ayrılmama ile gerçekleşmiş olabilir. Doğru oluyor. Crossing over gerçekleşmediğinde küçük A, büyük B ve küçük D genotipli gamet oluşturabilir. Doğru. Neden? Gördüğünüz gibi bakın. Kromozom küçük A'dan başlamış, büyük B ile devam etmiş. Yani aynı kromozom takip ediyor. Burada da bu kromozom diğerinden bağımsız olduğu için ya büyük D'yi alabilir ya da küçük D'yi alabilir. Burada da gördüğünüz gibi küçük D'yi almış, böyle bir gamet oluşabilir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir canlının genetik yapısında bulunan genleri aşağıdaki şekilde gösterilmiş. Gördüğünüz gibi burada şu kromozomlar birbirine bağlı. Bu kromozom gördüğünüz gibi genler birbirine bağlı. Kaç tane kromozom var burada? Çubukları sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Ve her bir karakterle ilgili 2 gen olduğuna göre 2 gen eşittir 4 kromozomlu bir hücre arkadaşlar. Bu canlıdan en fazla oluşabilecek gamet çeşidi sayısı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi en fazla dediği zaman tüm heterozigotları ne yapıyoruz arkadaşlar? Sayıyoruz. Gördüğünüz gibi büyük A büyük A bu bir homozigot, saymadım. Küçük B küçük B homozigot, saymadım. Büyük C küçük C bu bir heterozigot, bunu aldım. Büyük E küçük E ikinci heterozigotum. Büyük G küçük G üçüncü heterozigotum. O zaman ne yapacağım? 2 üzeri 3 diyeceğim. 2 üzeri 3'ten 8 cevabını burada işaretlemiş olacağım. Peki soru bana en fazla değil de en az oluşabilecek gamet çeşidi sayısını sorsaydı ne olurdu arkadaşlar? O zaman bağlı olanları ayrı ayrı kabul ederdim. Şöyle ki büyük A büyük A zaten
Hiçbir etkisi yok. Çünkü homozigotları saymıyoruz biliyorsunuz. Küçük B, küçük B hiçbir etkisi yok. Biliyorsunuz saymıyoruz. Büyük C, küçük C bu birinci heterozigotum. Burada da gördüğünüz gibi iki tane heterozigot var. Büyük E, küçük E ve büyük G, küçük G. Ancak bu da bunlar birbirine genler bağlı olduğu için bunu bir kabul etmek zorunda kalırdım. Burada da büyük C, küçük C'den de bir çeşit gelirdi. O zaman 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşur derdim. Ne zaman? En az oluşabilecek gamet çeşidi sayısı sorulsaydı eğer. Ancak bize en fazla dediğinden dolayı bütün heterozigotları o zaman ne yapmam gerekiyor? Sayıyor olmam gerekiyor arkadaşlar. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.